Bağışıklığımızın güçlü olması COVID-19 ile savaşmamızdaki en büyük silahımız. Bunun için beslenme, egzersiz ve hatta ruh hali bile oldukça önemli. Bu üçü ana faktörün yanı sıra bağışıklığı güçlendirmek için çok etkili bir yol daha var. Yararlı bakteriler. Bu konuda da sözümü bağırsaklara getireceğim. Önce bağırsak sisteminin bağışıklık ile ilişkisinden detaylıca bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki son yıllarda bu konuda araştırmalar çoğaldı. Bağırsakların bağışıklık sistemimizle olan ilişkisiyle fazlaca ilgilenmeye başladık. Bağırsaklarımızın aslında vücudun bağışıklık hücrelerinin yaklaşık %60 ila %70'ine sahip olduğunu biliyoruz. Yani hala bir sindirim organı olarak hizmet ederken bağışıklık sisteminin de kontrol kulesi olduğunu anladık diyebiliriz. Bağışıklık hücrelerinin çeşitli tiplerine ek olarak bağırsak sağlığımız için vazgeçilmez bir şey daha içeriyorlar. Yaklaşık 100 trilyon organizmaya sahip 500 farklı bağırsak bakterisine ev sahipliği yapıyor bağırsaklarımız. Birlikte patojenlerin, mikropların vücuda sızmasını baskılayan sanal bir ekosistemden bahsediyorum. Yani bu bağırsak florası adeta bir bariyer oluşturuyor. Ve hep şöyle söylüyoruz. Bağışıklığımızın bir içimiz var. Yani hücrelerimiz var. Bağışıklık sistemimiz var. Ancak bir de vücudumuzun dışında olanlar var. Dışında olanlar işte bu bakteriler. Niye dışındalar? Çünkü delikli yani boşluklu organlarımızın içinde vücudumuzun bir parçası olmadan hizmet ediyorlar. Yeni araştırmalardan önce yaygın olan bilimsel inanç bağırsaklardaki bağışıklık sisteminin amacının bağırsak bakterileriyle savaşmak olduğuydu. Ancak araştırmalar ilerledikçe yani şu an çeşitli konularda işbirliği yaptıklarına inanıyoruz. Tabii bu noktada bizimle özellikle beslenmemizle ilgili bu işbirliğine katkıda bulmamız gerektiğini özellikle söylemem lazım. Her insanın yaşla birlikte değişen farklı bir bağırsak florası var ama yaştan daha da etkilisi diyet dahil olmak üzere çevreseldir. Yani beslenme şeklimizdir, yediklerimiz, içtiklerimizdir. Sonuç olarak beslenmemize dikkat ederek ve gıda takviyeleri alarak bağırsak ortamımızı iyileştirmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapmam lazım? Bağırsaklarım için uygun gıdayı nereden bulurum diyorsanız en basit ve en ulaşılır ürün üzerinden sizlere anlatacağım. Acidophilus olarak da bilinen laktik asit bakterileri LAB yoğurtta büyük miktarlarda bulunuyor. Evet, bu bakteriler bağırsak fonksiyonunu düzenliyorlar ve uzun zamandır bağışıklığı arttırmakla ilişkilendirirler. 1908 yılına geri gidiyoruz. 1908'de bağışıklık üzerine yaptığı araştırma ile Nobel ödülü kazanan Rus mikrobiyolog Eli Metchnikov, Bulgarların uzun ve sağlıklı yaşamlarına özellikle dikkat etmişti ve bu özelliğin sebebinin düzenli olarak tükettikleri yoğurt olduğunu söylemişti. Ancak yakın zamana kadar LAB'ın yani Acidophilus bakterilerinin, kısacası laktik asit bakterilerinin bağışıklık sistemini aktive ettiği mekanizma anlaşılamadı. Buradaki anahtar ilişki bağırsak bakterileri tarafından üretilen polisakkaritler de aslında. Çünkü bu polisakkaritler tarafında zengin mantar ve bitkiler dünya üzerinde birçok kültür tarafından besinsel ve tıbbi yararları yönünde yüzyıllardır kullanılmaktaydılar. Polisakkaritlerin içerisinde lifli yapılar bulunuyor. Bağırsak bakterileri bu lifli gıdaları kullanarak çeşitli besin öğeleri sentezleyebilirler. Bununla birlikte tüm LAB yani laktik asit bakterileri eşit derecede etkili değildirler. Tüm farklı LAB tiplerinden özellikle biri ürettiği müthiş miktarlardaki polisakkaritler nedeniyle dikkatimizi çekti. 1073 R1 laktik asit bakterileri veya sadece R1 de diyebilirsiniz. R1 ile fermente edilmiş bir yoğurdu kullanan sayıdaki büyük ölçekli araştırmalar bize NK aktivitesi yani natural killer, doğal katiller, vücudumuzun doğal katil hücrelerini arttırdığını ve bunların aktivitesini arttırdığını ve aynı zamanda soğuk algını riskini önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. Bu arada NK aktivitesinin artması demek NK hücrelerinin kanser hücrelerine saldırma ve yok etme yeteneğinin bir göstergesidir. Bunu da açıklayalım istedim. R1 tipi laktik asit bakterileri ile bağışıklık sisteminin ilk saldırı hattını güçlendirebiliriz. Yani kısacası vücudumuzda bağışıklığımızı tehdit eden bir unsur olduğunda NK doğal katillerimiz oraya doğrudan saldırıp onları yok edebilirler. NK hücreleri ve diğer bağışıklık hücrelerimiz vücudun askerleri olarak devreye geziyor. Düşman organizmalarını araştırırlar ve saldırırlar. Özellikle ev yoğurdu tüketerek bağırsaklarımız ve dolayısıyla bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirebileceğinizi unutmayın efendim. Tabii sadece R1 olarak değil, tüm LAB yani laktik asit bakterilerinin faydalarını görmezden gelemeyiz. Tüm laktik asit bakteri grubunu dahil etmemiz gerekiyor beslenmemize. Ev yoğurdunun yanı sıra probiyotikli özel yoğurtlardan kefir, turşu veya kombuça tüketmeye özen gösterebilirsiniz. Ayrıca gıda takviyesi olarak da
tercih edilebilir. Unutmamak gerekiyor. Eğer turşu mesela yapacaksanız mutlak surette organik ürünlerden tercih etmeniz lazım. Ne kadar fazla organik ürün tüketirseniz o kadar doğal bakteri oluşumunu ve probiyotik oluşumunu arttırırsınız. Sağlıkla kalın diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler hem yorumlara bakın hem de şu köşede olan ev yapımı yoğurt tarifi videomuzu izleyebilirsiniz.